Herkese tekrardan selam dostlarım. Ben Ali ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Lost Land Roleplay'deyiz. Evet beyler, bugün sizlerle birlikte Lost Land Roleplay'de yeni aldığım evi göstermeyeceğim tabii ki de. Yani yeni aldığım evi göstereceğim, nasıl bu kadar zengin olduğumu, hangi yolları izlediğimi sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum abi. Hangisi daha mantıklı falan sizlere de bahsetmek istiyorum. Beyler ben hani çoğu arkadaş diyor hangi mesleği yapmalıyım, nasıl para kazanabilirim falan. Benim size önerim abi, ben kendi hayat hikayemden bahsedeyim isterseniz. Sunucuya ilk girdik, güzel bir taşımacılık vardı abi. Taşımacılığa başladık, güzel. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu dediğimi yani başlangıçta yaparsanız her türlü bir şekilde parayı buluyorsunuz, öyle diyeyim. Biz abi ilk başladığımızda 2x falan vardı. Gittik bir burrito aldık. Burrito'dan 50k yaptık. Bir tane flatbed aldık. Flatbed'den işte çok para kazandık. 2x vardı o zamanlar mesleklerde falan. 2x'ten bayağı bir para kazandık abi. 800k'ya yakın. Yani bir hafta falan full flatbed. Hiçbir zaman rol yapmadık. Belli bir miktara geldikten sonra arkadaşlar, hani bir temeli kurduktan sonra gidip direkt rollerden, mollerden para kazanabiliyorsunuz. Ben mesela abi gittim, aldım güzel bir arabamı. İlla güzel olmasına gerek yok, her türlü kazanabiliyorsunuz paranızı. Ben mesela bir mekan açtım, mekandan güzel bir gelir sağladım açıkçası. Hani bir geceden mekandan şöyle söyleyeyim, 120k verdim mekan açtım, bir geceden 60k falan kaldırdık. Toplam bu zamana kadar zaten mekanın parasını çıkarttık anlayacağınız. Ondan sonra gittim mesela IC olaraktan, yani kumarhane açamıyorsunuz, mekan açılmıyor ama biz adminlere sorduğumuzda demişlerdi ki bize, evinizde falan gizli bir şekilde kumar oynatabilirsiniz karşı tarafın isteğiyle birlikte. Biz de evde kumar oynattık abi. Buradan çok para kazandık. Ondan sonra işte araba alsat, ev mekan alsat, ev alsat, onu alsat, bunu alsat derken buralara kadar geldik abi. Yani anlayacağınız arkadaşlar, meslek kasaraktan mesleksiz bir yere kadar getirir. Hani sabahtan akşama kadar flatbed kas, tamam güzel bir para elinde olur. Ama oyundan bir süre sonra zevk almamaya başlarsın. Ondan sonra yavaş yavaş gidersin, rolünü yaparsın, birliklere girersin. Belki illegal olursun, illegal devam edersin. Belki polis olursun, polis olarak devam edersin. Ama rol yaparak para kazanırsan sana her türlü daha fazla gelir oluyor ve eğleniyorsun. Paranın nasıl geldiğini anlamıyorsun. Ben de mesela şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir mekanım var. Mekan aldık. Bunu ne kadar aldığımızı söylemeyeceğim. Ama değeri şu anda 4 milyon falan. Ben de her türlü para birikiyor. Hani bak şu an mesela hiç meslek kasmıyorum ben. Hiçbir şekilde uzun zamanlardan beri flatbed kasmıyorum. Bıraktım, sattık zaten, 2x de yok. Ama bir türlü gelirimiz oluyor abi. Hani hayvan gibi mekan almışız. Bakın bu arabada 250k falan değeri, sıfırı. Tabi bak gördüğünüz üzere vergisi falan düşük olduğundan, eski model bir araç olduğundan daha da fazla değeri oluyor. 280k falan. Arkada Felzeter var. Onu Felzer mi? Öyle bir şey okunuyor sanırsam. Burada böyle bir araba var. Ve benim hala üstünde gördüğüm, yani üstündeki parayı gizlemeyi unutmuşum ya. Bankaya da. Bankada da bir miktar param var. Öyle diyeyim. Ve hala gelirim oluyor. Yani size önerim abi, rol yaparaktan, ondan sonra ne bileyim PD olun, doktor olun abi. Birin hastanede çalışın. Ondan sonra itfaiye çalışın ama sonuç olarak bir rol yap. Rol yaparak her daim paranızı üst sefaya taşıyabiliyorsunuz. Parayı çok düşünmeyin. Rol yaparsanız her türlü zengin oluyorsunuz zaten, öyle diyeyim. Ama de, hani rol yapından kastım da gidip de araba yıkamayın abi. Hani gidin arkadaşlarınızla birlikte mesela gidin sosisli rolü yapın abi, sosisli satın yolda. Ben mesela her sosisli almama 1k para ödüyorum. Abi bunun benim gibi mesela 10 kişi düşünse 10k para bir günde tertemiz. Bizim mekan açtığımızda zaten 50k para kazanıyoruz. Bir bardak kolamdan içtim, tamam. Yani beyler, para kazanmak çok önemli değil. Parayı kasmamaya çok kafaya takmazsanız her türlü paranız oluyor. Abi ben bu videoyu çekiyorum ama şimdi alttan diyecek adam, İbine sen kasmışsın, bize burada gelmişsin adamlık tasıyorsun. Abi biz bir de 2 kişi kastık. Yani tek kişi bu sunucuda hayatta kalmak biraz zor gibi. Yine kasan arkadaş, başaran arkadaşlar var. Onlara da helal olsun. Böyle yani benim size düşüncelerim, tavsiyelerim bunlar size. Bir de abi ticareti yaparken üçe beşe bakmayın. İllegal bir birliğe girin, araba parçalatın, 10k para. Bu sizin için bir günde 10k çok iyi bir para. Taşımacılıkla kassanız zaten 2-3 saatinizi alır 10k ile. Belki bir saatinizi, tam olarak bilmiyorum. Ama dediğim gibi hani rollere yönelirseniz önce bir tarafınızı belirleyin. İllegal mi olacaksınız, legal mi olacaksınız? Ben ikisine bir ilerletmeye çalıştım. Salak gibi ortada kaldım. Önce onu söyleyeyim. Hani legal bir yere geçmeye çalışıyorsun, illegalsin diyorlar. İllegale geçmeye çalışıyorsun, legalsin diyorlar. Yani çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Gidin birliğinize, oluşumunuza, hangisine girmek istiyorsanız böyle yapın bence. Benim size önerilerim bunlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugün biraz kısa bir video oldu. Arkadaşlar çünkü bu videoyu çok istiyordu bende Discord'dan. Yani Discord'dan aşırı bir şey gelince ben de kıramadım arkadaşlara. Bir video çekmek istedim açıkçası. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle bir Lost Land Roleplay videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.